Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Düzce Belediye Başkan adayının mevcut başkan Faruk Özlü olduğunu açıkladı. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde hareket edeceğiz. Partimizin adaylarıyla birlikte, Cumhur İttifakı olarak çıkardığımız ortak adayların başarısı için de çalışacağız. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek çıktığımız bu kutlu yolda aynı ihlasla, aynı samimiyetle yürüyeceğiz. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın diyorum. Rabbim bizlere, ülkemize ve milletimize çok daha büyük hizmetler verme imkanı, basireti, azmi, gücü bahşetsin diye dua ediyorum. Şimdi 26 şehrimizde büyükşehir veya il belediye başkan adaylarımızı isimleri ve mevcut görevleriyle birlikte alfabetik sıraya göre açıklayarak sözlerime devam edeceğim. Düzce mevcut belediye başkanımız Faruk Özlü ile devam ediyoruz. Düzce Faruk Özlü. İl başkanımızı, il kadın gençlik kolları başkanımızı, milletvekillerimizi ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanını sahneye davet ediyoruz. Olay Akçakoca'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre dün Ankara'dan tatil için Akçakoca'ya gelen İlker Er, akşam saatlerinde otele giriş yaptı. Sabah saatlerinde otelden çıkan Er bir daha otele dönmedi. Öğlen saatlerinde Çuvalı mevkiinde sahile cesede vuran şahsın İlker Er olduğu tespit edildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ceset bulunduğu yerden alınarak Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Aradık abi, aradık. Sen arasın, sen yat. Dünya mı düşünüyorsun? Olay Çay Mahallesi, Ela Bahri Oral Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Semiha Aydın'dan uzun süredir haber alamayan yakınları yaşlı kadının evine gitti. Kapıyı açmayan kadının sağlık durumundan endişelenen yakınları kapıyı kırarak içeri girince yaşlı kadının koltukta hareketsiz oturduğunu fark edip ambulansa haber verdi. Bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler yaşlı kadın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı kadın morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Kaza akşam saatlerinde Döngelli Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre yağmur sebebiyle kaygılaşan yolda İstanbul istikametine giden sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce refüje çarpan otomobil takla attı. Sürücü ise kazadan burnu bile kanamadan çıkarken kaza sebebiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Tek şeride düşen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Düzce'de hava kirliliği her geçen gün artıyor. Avrupa'nın en pis havasına sahip şehirler sıralamasında ilk 10'da yer alan Düzce'de hava kirliliğine göz yumulmaya devam ediyor. Vatandaşlar tarlalarındaki pislikleri çöpe atmak yerine yakmayı tercih ederken hırsızlar da kabloları yakarak içindeki bakırları çıkartıyor. Hava kirliliğine bir de inşaatçılar eklendi. İnşaat pisliklerini yakan vatandaşlar gökyüzünü simsiyah duman ile kaplıyor. Teşvikiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda akaryakıt istasyonunda bulunan trafo henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlayarak alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri
patlama neticesinde oluşan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle muhtemel facianın önüne geçildi. Polis ekipleri konuya ilişkin olarak inceleme başlatırken patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yangın Yenice Mahallesi, Estergon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.Y. isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evinden dışarıya çıktıktan bir süre sonra dumanların yükseldiğini gören vatandaş durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile alakalı olarak inceleme başlatıldı. Söndü oda, söndü duvarı, çıplaklığı bekliyorlar. Yangının ne var, ne çıktığını araştırıyor. Yangın Demirciler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Can'a ait odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Odunluğun kenarında bulunan samanlık ve garaja da alevler sıçradı. Köydeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevler 2 katlı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle eve sıçrayan alevler kısa süre içerisinde söndürüldü. Ekipler ve köydeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın uzun süreli çalışma neticesinde söndürüldü. Meydana gelen yangında samanlık, garaj ve odunluk küle döndü. Ayrıca garaj içerisinde bulunan 2 motosiklet ve otomobil de alev alev yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Yangın Seyit Mahallesi, İnce Köprü Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Kemalye'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Evde bulunan anne ve çocuk dumanları fark edince evden çıkarak durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kazada BEİ idaresindeki 54H'ye 451 plakalı hafif ticari araç ile NSA yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve artçısı olan YO yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar önce Akyazı Devlet Hastanesi'ne, buradaki müdahale sonrasında da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin olarak inceleme başlattı. Kaza Çardak Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan HY kontrolündeki 34S-2125 plakalı lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak sulama kanalına uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan HY, OS ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile otomobilden yaralı olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri bölgede yapılan yaralılar ambulansla Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. Buraya üçüncü araba düştü ya. Allah'tan arabayı park yerine bırakmışlar. Baksana sihirli işler mi? Ben görmedim abi. Sakarya'da Kasım ayında dikkatsizlik ve kural ihlallerinin neticesinde meydana gelen 3 ayrı motosiklet kazası, kent güvenlik kamerası yönetimi sistemi kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayınlanan trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.